Sevgili izleyiciler hoş geldiniz. 120 saniye başlıyor. Bugün konumuz medya, medya iktidar ilişkilerini konuşacağız. Konuğumuz Mustafa Mutlu. Bugün bir ustayı ağırlıyoruz. O nedenle sürçülisan edersem affola diyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Yoğunluğunuz için de zaman ayırdınız ve 120 saniyeye geldiniz. Çok mutlu olduk. Her zaman yanınızdayım. Başlayalım hemen. Medya iktidar ilişkilerinin perde arkası. İyi bir kitabınız var, Dön Kardeşim. O zaman da artık perde arkası kalmadı, her şey perde önünde oynanıyor. Yani yaklaşık 5 sene oldu o kitap yazılalı. 5 senede bile her şey çok değişti. Nedir değişenler? Nedir değişenler? O zaman işte biraz perde arkasında oluyordu. En azından utanıyorlardı, gizli saklı yapıyorlardı. Ya da medya patronları birazcık direniyormuş gibi yapıyorlardı iktidarın talepleri karşısında. Şimdi artık ne direnen medya patronu kaldı, ne direniyormuş gibi yapan kaldı, ne de işte saklamaya hacet kaldı. Her şey son derece açık. Hatta doğrudan ülkeyi yönetenlerin en yakınları, gazetelerin yönetimlerinde, hani eskiden Alo Fatih vardı, hiç olmazsa telefon ediyorlardı ya da neydi adı bunun adı, şimdi muhalif oldu. Beki, Akif Beki vardı, başbakanlık danışmanı. Akif Beki, mesela benim her yazımdan sonra Tayfun Dibecioğlu'nu Vatan Gazetesi'nin genel yayın müdürünü arıyordu. İşte taleplerini dile getiriyordu. Ya bu adam çok işleri rahatsız ediyor, çok eleştiriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan diye. O arkadaş bugün yollar nasıl olduysa ayrıldı bilmiyorum. Muhalif oldu. İşte sanıyorum Ali Babacan'ın ekibinde onu destekleyen tarafta. Ama sonuçta o zaman bile gizli saklı yapılmaya çalışılıyordu sanki. Bugün o kadar açık ki her şey. Zaten direnen medya kalmadı. İşte bizler hala ses çıkarmaya çalışanlar olabildiğince ücra köşelere itilmek zorunda kaldık. Sesimizi son duyuracak yerine medyalar bulamıyoruz, medya bulamıyoruz. O yüzden bu 5 senede esas değişenler bunlar. Yani eskiden gizli kapaklı halledilenler bugün gayet rahat hallediliyor. Peki bu durum bize toplumsal olarak neye mal oldu? Etkileri ne oldu? Halkın haber alma hakkı ne kadar azalırsa o ülkede demokrasi kültürü, bilinci ve demokrasi erdemi yok olur. Esas fatura budur. Yani şu anda Türkiye'de halk bir takım haberleri sosyal medyadan alıyor. Ekrem İmamoğlu'nu düşünün. En son yaşadığımız örnek Ekrem İmamoğlu'nu Türk medyasının, yaygın medyanın %90'ı, %80 küsürü hiçbir şekilde ne ekranlarına getirdi, ne taşıdı. Ama ne yaptı o? Geri kalan %20 ile ve asıl olarak da sosyal medyayla sesini duyurdu. Ve ben buradayım dedi. Yani artık yaygın medyadan umudunu kesen, haber alma ihtiyacı içinde olan insanlar sosyal medyayı daha fazla kullanıyorlar. Burada da şöyle bir risk var. Sosyal medya manipülasyonuna çok elverişli. Çünkü gazetecilik temel ilkelerindeki double check, hatta işte üçlü doğrulama sistemi çoğunlukla yapılmıyor. Birisi bir şey duyuyor, gördüğü ya da duyduğu gibi hemen onu yazıyor ve paylaşıyor. Ve o daha sonra sanki gerçekmiş gibi çok büyük kitlelere mal oluyor. Sonra anlıyorsunuz ki aslında o iş öyle değil. Yani sosyal medyanın daha bilinçli kullanılması ya da sosyal medyadan edinilen bilgilerin daha seçici alınması gerekiyor. Doğru bilgilenme için. En büyük fatura bu oldu. Yani halk eskiden bundan diyelim ki 20 sene önce gazetede gördüklerine %80 güvenebiliyorsa bugün o güven oranı son 10. Çok, çok düştü. Peki bunu halk açısından ele aldık. Bir de gazetecilik kültürü açısından değerlendirebilir misiniz? Bu durum gazetecilik kültürünü nereden nereye taşıdı? Bunun için 120 saniyeyi kullanmaya hiç gerek yok. Değerlendiremem. Neden? Çünkü gazetecilik kültürü diye bir şey kalmadı. Neydi peki o kültür? O kültür Türkiye Gazetecilere Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yayınladığı madde madde sıralanmıştır. Şu anda da senin önünde.
İzleyicilerimizin de o bildirgeyi mutlaka internetten bulup, özellikle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin sayfalarından bulup okumalarını rica ediyorum. Bir gazetecinin haklarını ve sorumluluklarını bu kadar net anlatan, Türkiye'de başka bir metin daha yoktur. Evrensel kurallara çok uygundur bu metin. Bundan yaklaşık 15-16 sene önce yazıldı. Belki daha fazla, biraz daha fazla. Ve orada bir gazetecinin neler yapması ve neler yapmaması gerektiği son derece net yazıyor. Sana bir şey söylesem hatırlar mısın bilmiyorum. Basın ahlak yasası diye bir şey duydun mu? Basın ahlak yasası tartışılıyordu eskiden. Yani gazetecilere yönelik cezai yaptırımlar yerine basının kendisini otokontrol sistemiyle denetlemesi konuşuluyordu. Şimdi kim kimi denetleyecek Allah aşkına? Türkiye Gazeteciler Cemiyeti var, sözde bir basın konseyi var. Orada meslek dışında kalmış insanlar yönetimde. Doğal olarak meslek içindekiler zaten yönetimde değil. Ya da bir takım yandaşlar giriyor. Onlar zaten neyi denetleyecekler? Son 20. O yüzden ne yazık ki senin medya kültürü dediğin olay şu anda Türkiye'de tam bir kültürsüzlük, tam bir başıboşluk. Herkesin, gazetecilerin teslim bayrağını çektiği bir alan olarak duruyor karşımızda. İzninizle izleyicilerimiz için birkaç maddeyi okumak isterim. Birincisi, okumak istediklerimden birincisi, gazeteci mesleğini reklamcılıkla, halkla ilişkilerle ve propagandacılıkla karıştıramaz. İlan, reklam kaynaklarından herhangi bir telkin tavsiye alamaz, maddi çıkar sağlayamaz. Gazeteci çıkar ve nüfuz sağlayacak habercilikten kaçınmalıdır. Mesleğini gölgeleyecek, itibarını sarsacak türden oluşumlar içinde yer almamalıdır. Gazetecilerin siyasi partilerle olan ilişkileri, sivil toplum kuruluşlarıyla olan ilişkileri, hepsi bu bildirgede yer alıyor. Ama bunlara ne kadar uyuluyor tekrar sormak istiyorum size. Yani uyanlar gazetecilik yapamıyor, o kadarını söyleyeyim. Şu anda gazetecilik yapanlar da asla ve asla uymuyorlar. Hangi birine söyleyeyim ki, yani işte reklam ve propaganda haberlerin ve yorumların reklam ve propaganda malzemesi yapılamayacağını söyledim mesela. Ekonomi sayfalarına bakın. Neredeyse ya reklam karşılığı ya doğrudan sponsorluk bedeli altında para alınarak yapılmayan haber yok gibi. Siyasi şeylere bakın, herkes zaten bir taraf olmuş. Bütün gazeteciler bir partinin ya da bir liderin arkasına saf almışlar. Yukarıdan gelen talimata göre 9 gazete birden aynı manşeti atıyor. Hangi siyasi bağımsızlık? Yani bir gazetede hangi yazarların çalışacağını doğrudan bu ülkenin başbakanı ya da cumhurbaşkanı karar veriyor. Bir gazetenin kime satılacağını ya da kimin hangi gazeteye satması gerektiğini o beyefendi karar veriyor. Böyle bir ortamda bunun uygulandığını söylemek mümkün mü? Şimdi ben kendi adıma söyleyeyim. Bu bildirgeye ilkim zaten gazetecilerden biriyim. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin de eski genel saymanıyım. Yaklaşık 2004 yılında bir dönem yaptım. 2003-2005 yılları arasında. Hayatım boyunca, ki ekonomi gazeteciliğinden geldim, Dünya Gazetesi'nin 16 sene yazı işleri müdürlüğünü yaptım. Hiçbir iş adamının yemeğini yemedim, seyahatlerine gitmedim, gönderilen hediyeleri kabul etmedim. Daha sonra siyasi yazılar yazmaya başladığımda hiçbir siyasetçiyle baş başa birebir yemek yemedim. Baş başa seyahate gitmedim. Son 15. Tavır aldım ve bugün de o tavır, işte bağımsız gazeteci tavrı belki de işsiz kalmama nedeni oluyor. Herhangi bir siyasi gruba yakın olmadığım için, örneğin yeri geldiğinde CHP'yi de eleştirdiğim için CHP medyası da mesela selam vermiyor. CHP medyası da selam vermiyor dediniz. Çok üzücü ve iddialı bir cümle oldu bu. Yok. Yani üzülenler üzülsün tabii, ben üzülmüyorum artık.
Çünkü hiçbir zaman onlardan selam beklemedim. Sadece gerçek bir gazetecinin fikrine, emeğine ve mesleki deneyimine saygı duymalarını beklerdim. Diğerlerinden farklı olmalarını beklerdim. Diğerleri gibi yandaş tavırlarla şu anda eleştirmenin sırası mı dememelerini beklerdim. CHP'yi ne zaman eleştirseniz ki ben yıllardır CHP dışında hiç başka bir partiye oy vermemiş bir insanım. Bir seçmen olarak benim de taleplerim var. Bu ülkenin gerçek anlamda laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Altıok ilkesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bundan sapmaları eleştirdiğim zaman her yazımda, meslek hayatım boyunca her yazımda, ister seçime 5 sene olsun, ister 1 sene olsun, ister 1 ay olsun, şu okur tepkilerini aldım CHP'lilerden. Şimdi eleştirecek CHP'yi mi buldun? Yok. İktidar partisini zaten eleştiriyorum ama ona alternatif yaratmaya çalışmak zorundayım. Onu alternatif de göstermek zorundayım ama alternatifin de sakat olmaması gerekiyor. Alternatifteki kusurları da göstereceğim ki ya da yazacağım ki en azından düzeltilsin. Hep şey şudur, eleştiri şudur. Şimdi zamanı mı? Ya tamam, şimdi zamanı, tam da şimdi zamanı. Artık zaten zaman falan kalmadı bu ülkede. Bu ülkede zamanı mı derken eleştirileri hep öteledik, erteledik. Önce kendimizi eleştireceğiz. Önce kendimize çeki düzen vereceğiz. Aynanın karşısına geçeceğiz. Ve insanlara gerçekten layık olabilecek bir kılığa büründükten sonra karşılarına çıkacağız. Ben buraya tişörtle geldim. Ve gelir gelmez ilk yaptığım iş ne oldu? Senden bana bir kapalı oda göstermeni istedim ve gittim. Bu gömleğimi giydim, ceketimi giydim. Dışarıda hava 35 derece. Bu insanların karşısına çıkabilmek için kendime verdiğim çeki düzenin göstergesi, insanlara kadar olduğu kadar kendime de duyduğum saygı. Eğer siz gerçekten bu ülke için bir şey yapacaksanız önce kendinizi düzelteceksiniz, kendi içinde bulunduğunuz camiayı düzelteceksiniz ve alternatif yaratacaksınız. Efendim bir ustayı ağırlıyoruz demiştim bugün. Evet, Mustafa Bey geldi bizden. Anlattığı gibi tişörtüyle geldi ve üzerini değiştirecek bir alan istedi. Usta olmak böyle usta oluyor. Usta olmak. Sadece saygı duymak, herkese saygı duymak, kendine saygı duymak. Şimdi bakıyorsunuz medyada da ya adam gazeteciyim diyor. Allah aşkına arkadaşlardan rica edeceğim, ne olur içeriden cüzdanımı getirsinler, size iki kart göstermek istiyorum. Geldi. Şu benim daimi sarı basın kartım. İşte 20 küsur sene çalıştıktan sonra artık işsiz bile kalsam taşıma hakkı olduğum sarı basın kartı. Türkiye'de sadece işte 6-7 bin gazeteci de var bu sarı basın kartı. Sarı basın kartı bu. İsmi de sarı basın kartı. Uluslararası arenada da bunu gösterdiğiniz zaman işte gümrükte, poliste, nerede olursa olsun sizin gazeteci olduğunuz anlaşılır. Bize bunu verdiler. Bizim tamamen özerk olan Başbakanlığa bağlı Basın Yayın Genel Müdürlüğü kapatıldı. Sarı basın kartına o yeriyordu. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığına bağlı ve Cumhurbaşkanı'nın iletişim danışmanının başkan olduğu kuruma bağlandı. Şimdi bu kartı o veriyor. Ve rengi turkuaz. Şuna bile itiraz eden kalmadı. Buna bile gazeteci olarak ya arkadaş... Benim kartım bu. Sen benim kartımı nasıl maviye boyarsın? Nasıl turkuaza boyarsın? Bunu bu ülke dışında hiç kimse anlamaz. Sen beni bu ülkenin sınırlarına mı mahkum etmek istiyorsun? Diyelim ki bir spor muhabiri. Takımlarımızın Avrupa'daki maçlarını izlemeye gitti. Bunu kapıda gösterdiği zaman şunu, gazeteci olduğu anlaşılıyordu. Bunu gösterdiği zaman bu nedir diyorlar. Bu turkuaz kartın kriterleri ne peki? Aynı. Aynı ama geçerliliği yok. Uluslararası alanda geçerliliği yok. Çalışma süresi yani. Aynı sarı basın kartını, peki. Cebimdeki sarı basın kartını iptal ettiler. Bunun yerine bunu koydular. Peki suskunluktan bahsedelim. Dediniz ya, kimse konuşmuyor diye. Son yıllarda böyle suskun bir kesimimiz var. Ama Atatürkçü bile olsa hiçbir şeye karışmayan, benim işim, benim kariyerim, benim mesleğim deyip olayları seyirci kalan her sektörden insan var. Bu noktada
Birincisi, insanlar bu sürecin gün gelip kendilerine de dokunacağını hiç düşünmediler mi? İkincisi de liyakat dediğimiz kavram devreye giriyor. Şimdi diyelim ki medyada insanlar ses çıkardılar, gazetecilik görevini yerine getirdiler ve senelerce işsiz kaldılar. Evlerine ekmek götürebilmek için diyelim ya da ailesinin geçimini sağlayabilmek için orada burada çalıştılar ve bir şekilde kariyerlerinde ilerleyemediler. Yani liyakat sahibi olamadılar. O zaman bundan sonra da kimse konuşmasın çünkü liyakat sahibi olmak için bir yerde sabit durmanız gerekiyor. Bir yerde o düzene uymanız gerekiyor. Ama günün sonunda da liyakat sahibi olmuş olanlar ödüllendirilir bir hal aldık. Böyle garip bir çıkmaz içerisindeyiz. Bence yanılıyorsun. Ne düşünüyorsunuz? Bence yanılıyorsun. Çünkü sürenizi 240 saniyeye çıkarıyorum. İki bağlı soru sordum tamam. Çünkü. Bence yanılıyorsun. Yanıtlamak o kadar uzun sürmeyecek. Çok o şey. Yanılıyorsun çünkü iki şeyi birbirine karıştırıyorsun. Liyakat sahibi olanlar işsiz kalabilir ve bazen liyakat sahibi olanların işsiz kalması eğer düzen ters gidiyorsa, düzen bozuksa çok da onurlu bir şeydir. Gerçek liyakat sahibi olanlar ben her koşulda çalışırım ve ne iş olsa yaparım abi diyenler değildir. Gerçek liyakat sahibi olanlar o görevi hak ettiklerini donanımlarıyla, mesleki deneyimleriyle, bilgileriyle, kültürleriyle zaten kanıtlarlar. Önüne konan bir iş teklifine bakarlar. Ya siz baş sallayıcı bir makam arıyorsunuz, birini arıyorsunuz. Oysa ben bunu sorgulamakla görevliyim. Ben gazeteciyim, benim işim soru sormak ama siz bana susup sadece bir metni ekrana ya da gazete sayfasına taşımamı, yani teknik elemanlık yapmamı istiyorsunuz. Ben bunu yapamam diyen kişidir liyakat sahibi. Yani siz de kalsanız, eğer kendinizi iyi yetiştirdiyseniz, illa bir yerde çalışarak olmaz bu. Bazen bir yerde, özellikle bugünkü atıyorum X gazetesinde, yandaş medyalardan birinde. Emin ol ki çalışma hayatının tamamını orada geçirsen, ben klasik anlamda gerçek gazeteci olarak bir gazetenin başında olsam seni iş almam. Benim için hiçbir zaman liyakat sahibi değilsindir çünkü. Oralarda hiçbir zaman gerçek anlamda haber toplantısı yapılmaz. Gerçek anlamda haber yapılmaz. Bir gazetede haber toplantısı mutfağın en önemli ayağıdır. Haber toplantısına genel yayın müdürü, yazı işleri müdürleri, haber müdürleri, sayfa sorumluları katılır. Herkes elindeki haberleri sunar. Sayfa sorumluları o haberleri paylaşır. Sonra o haberlerin nasıl yön alacağını konuşurlar. Hangi başlıklarla gazeteye taşınacağını konuşurlar. Manşeti belirlerler, yollarına giderler. Bugün o gazetelerde sözünü ettiğim o yandaş gazetelerde, yandaş televizyonlarda bu haber toplantıları yapılıyor. Ama konuşulan ekrana neyi taşıyalım değil. Ekrana hangi haberleri taşıyacağımızı konuşmuyoruz. Neyi konuşuyorlar biliyor musun? Hangi haberleri asla görmemeleri gerektiğini. Yasak haberleri. İlk önce onları koruyor. Aman ha sakın reise şöyle bir eleştiri var şu kanatta, bunu sakın görmeyeceğiz. Aman bak şöyle bir zam gelmiş, bunu 18. haber yapalım. Bunlar konuşuluyor. Böyle bir gazetede çalışsan, emekli de olsan, 30 sene çalışsan sevgili Burcu, sen liyakat sahibi misin? Hayır. Layık olmaktır. Yaptığın liyakat sahibi olmak layık olmaktır. Yaptığın işe layıksan, yaptığın mesleğin hakkını veriyorsan liyakat sahibisin. Ne iş yaparsan yap. Ama mış gibi yapıyorsan, sadece orada sana emredilenleri yapıyorsan, ya, bu değil. Bugün klasiktir, o bize yetmiyordu. 5N1K gazeteciliğin temel işte soruları. Ya 5N1K'yı soramıyorlar. Ellerine tutuşturulan basın toplantılarından önce beyefendi iki tane soru sorulacak. Sen sor, işte TRT muhabiri, Anadolu Ajansı muhabiri, bir de sen sor, bir de işte bilmem ne gazetesinin sevgili Acar yazarı, bir de soru da sen sor, sen şunu, sen şunu, sen de şunu sor. Son 20. Bu mudur liyakat sahibi olmak? Peki, şöyle, tabii ki bahsettiğiniz noktada
bu değildir liyakat sahibi olmak. Ama görevinin, mesleğinin tam ortalarında olan insanlar, eğitim almak isteyen insanlar, susmadıkları için, düzene karşı koydukları için yüksek lisans yapamadılar. Biz bunları hep o dönemlerde, içinden geçtiğimiz yıllarda gördük. Ya da gazeteciler mesleklerine başladılar ve susmadılar. Susmadıkları için de mesleklerinin... Sayı vereyim sana, 10 bin kişi. 10 bin kişi, bakın. Yani 10 bin kişi susmadığı için işten atıldı. Liyakat sahibi olamadılar. Hayır, oldular. Liyakat sahibi oldukları için işten atıldılar. Yani o yanlış baktığın yer orası. Onlar gerçekten gazeteciliği layıkıyla yaptıkları için işten atıldılar. Liyakat sahibi olamayanlar şu anda çalışıyorlar. Peki. Kavramsal bir hata yapıyorum anladığım kadarıyla. Yani bence öyle. Çünkü öbür arkadaşlar eğer liyakat sahibi olmasalar teslim olurlar. Derler ki önlerine getirilen herhangi bir haberi bunu büyüt, bunu şu başlıkla ver diyen kişiye emredersin. Peki derler ve yaparlar. Çünkü liyakat sahibi değildirler. Önüne gelen işi sıradan bir işte kalıp işçisi gibi yapıyordur. Ama gerçek gazeteci ise habere bakar. Ondan sonra hayır, bu haber biraz önce konuştuğumuz ilkelerin siyasi propaganda ilke maddesiyle ters düşüyor. O yüzden ben bunu bir gazeteci olarak herhangi bir siyasi partinin propagandasını ya da herhangi bir ticari kuruluşun reklamını yapamam. Ben bunu girmem dediği anda buyur kapı diyorlar. Ama bu arkadaş işsizdir fakat liyakat sahibidir. Ben 3 senedir, 38 senelik gazeteciyim. 3 senedir yazamıyorum. Liyakat sahibi değil miyim? İşsizim sadece. Ama liyakat sahibi olduğum için ve gerçek gazetecilik yapmakta ısrar ettiğim için işsizim. Bundan da onur duyuyorum. Peki. Dik başak kavramından bahsediyorsunuz. Budur işte. Bu hikayenizi paylaşır mısınız? Ya Dön Kardeşim kitabında yazdım. Dön Kardeşim kitabında Vatan Gazetesi'nden atıldığımda kaleme almıştım. 10 günde yazdım o kitabı ben. Ondan sonra Erdoğan Demirören şimdi vefat etti. Defalarca beni uyardı. Vatan Gazetesi'ni satın aldığında, ki Vatan Gazetesi'ni ve Milliyet Gazetesi'ni dönüştürmek için, muhalif kimliklerini bitirmek için satın aldı. Adamın gazete sahibi olmak gibi bir derdi yoktu. Biraz önce söylediğim gibi ona bu görev verildi. Sen gazete sahibi olacaksın ve bu muhalif kalemleri kıracaksın dendi. O da işte alır almaz gazetedeki bir takım muhalif kalemleri kırmaya başladı. Bana kadar da epey bir kalem kırıldı. Ve biz bunların hepsine itiraz ettik. Sonra sıra bana geldi. İlk günden beri sıra bendeydi ama ben yazar-okur ilişkisi biraz sağlam bir kalem olduğum için kamuoyundan gelecek tepkiden korkuyordu. O yüzden en sona bırakıldım. Arada hep şu oldu. Ben çağrıldım makama ya da genel yayın müdürüne. Ama 3-4 kez de onun Şişhane'deki tüpgaz binasına, tüpgazcıydı aslında, oraya çağrıldım ve orada uyarıldım. Bana hep şey dendi, dön kardeşim dendi. Nasıl döneyim? Herkes nasıl dönüyorsa öyle dön. Dönemem çünkü o şeyler var. Hatta şey dedim, ya benim dönme organım bozuk, kusura bakmayın dönemem dedim, geçmiş olsun dedi. Ciddiye aldı yani dönme organımı. Neden dönemem biliyor musun Burcu? Annemle işte o hikayeyi anlattım. Dik Başak ismi de oradan gelir. Annemle ablam Aksaray'da öğretmen, doğum yapacak. Yeğenimin doğumuna gidiyoruz. Ve ben henüz 7-8 yaşlarındayım. Bozkır'da benim ilk uzun yolculuğumdur. Sanıyorum işte Aksaray'a nereden gidiliyorsa bilmiyorum ama Anadolu'nun... Evet. Bu hikayeyi sen sordun, o yüzden evet. Uzadı. Anadolu'nun tam işte Ağustos sıcağı, başaklar olgunlaşmış, işte bütün ekinler rüzgardan yatıyor. Arada böyle dikler var. Annem bana onu gösterdi arabanın camından. Gidiyoruz. Dedi ki bak dedi, bütün rüzgar bütün başaklar dedi rüzgarın önünde boyun eğiyorlar. Çok seviniyorum ki dedi, senin dedi
dik başak olacağını, şu gördüğün dik başaklardan olacağını ben görüyorum dedi. Seviniyorum ama korkuyorum dedi. Daha 7-8 yaşındayım. Ne iş yapacağım belli değil. Siyasi görüşümün ne olacağı belli değil. Annem bana adımı o zaman koydu, dik başak dedi. Çünkü herhalde dikleniyordum durmadan. Yani olay o. Peki, kitabınızda medya iktidar ilişkilerini çok açık bir şekilde yazdınız. İsimleri verdiniz. Hiç tepki aldınız mı? Yok. Yani 200'e yakın insanın ismi geçiyor. 200'e evet. Yakın insanla yaşadığım iyi ya da kötü meslek anılarını anlattım. Bazıları için bence çok ayıp olan şeyleri de anlattım. Hiç itiraz etmediler mi? Niye yazdın falan demediler mi size? Yani bizde itiraz dava olur biliyorsun. Dava açan olmadı. Bana telefon edip de ya ne yapmışsın sen diyen de olmadı. Sadece bir arkadaşım, üstelik de bir zamanlar aynı odada, yani yan yana odalarda çalıştığım, şimdi hala iyi görüştüğüm bir arkadaşım sadece şey dedi, yazmasan olmaz mıydı dedi, yok olmazdı dedim. Çok net. Peki tüketmiyoruz'a geçelim mi? Evet, 2013 seçimlerinde bir seçim yenilgisi daha yaşattığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi bize, yerel seçimlerdi sanıyorum, yani seçimleri ve yılları karıştırırım ama işte sonuçta bir seçim... 2014'tü kurulduğu 2014 zamanlar. Olabilir. Bir seçim yenilgisi sonrasıydı. Çalıştığım gazetede seçim sonuçlarını görünce yani çözümün sandıkta olmadığını bir kere daha idrak ettim. Yani kafama bir kere daha dank etti. Ne yapılabilir? Ya bizim sadece oy makinesi olarak görülmemizin görülüyor olmamızın hiçbir işe yaramadığını, oy verme bilincine erişmemiş, yaptığı işin önemini kavramamış insanların çoğunlukta olduğu bir ülkede bilinçli seçmen olmanın ve azınlıkta kalmanın hep yenilgiler getireceğini son derece net gördüm. Bunun üstüne orada daha uzun yıllardır düşündüğüm değişen sistem, değişen dünya, değişen üretim ilişkileri anlamında uzun yıllardır düşündüğüm sosyalizm nereye gidiyor? Örnek olarak küçük bir yazı yazdım, işte bir köşe yazısı yazdım. Sosyalizmin ilkesini söyledim. İşte üretimden gelen güçlerini, işçi sınıfının üretimden gelen güçlerini kullanmasıdır aslında sosyalizm. Emeğin yüce değer sayıldığı bir sistemdir. Ama artık üretim ne işçi sınıfı kaldı, ne işçi sınıfının üretimden gelen gücü kaldı, ne de emek en yüce değer. Çünkü toplum robotlaştı. Artık her şey eskiden 10.000 insanın yaptığını, şimdi 100 insan yapıyor. Yüce değer emek olmaktan çıktı, yüce değer tüketime dönüştü. Siz tüketmiyoruz platformunuzu buradan hareketle mi kurdunuz? Evet. Tüketmiyoruz, tüketime dönüşüyor. Yani yüce değer artık bu düzende bana nasıl bakıyorlar? Ben onlar için üreten değilim. Ben erkek değilim, sen kadın değilsin. Sen güzel değilsin, ben çirkin değilim. Sen insan da değilsin, ben de değilim. Sana ve bana ortak bir şey buluyorlar, tüketici. Biz onların gözünde mal satanların, bize mal satanların veya o malları satarak silah satan, mal satmaları satanlardan kastım silah satanlar, işte o güzellik malzemelerini satanlar, içtiğimiz kahverengi sıvıları, her şeyi satanlar. Ya bize tüketici diye bakıyorlar. Bizim duygularımız, bizim beklentilerimiz, bizim coşkularımız, umutlarımız onları hiç ilgilendirmiyor. Biz onların gözünde sadece para bastırıp onların mallarını alacak tüketicileriz. O zaman eğer beni bunlar öyle görüyorsa ben de onlara bu kimliğimle cevap verebilirim. Onlar bana tüket diyorlarsa tüket, durmadan tüket, durmadan al, kazandığın her şeyi al. Ben yapabileceğim tek şey var. Hani annem bana dik başak dedi ya, hı hı. Tüketmiyorum demek. Ben de tüketmiyorum dedim. Tüketmiyorum. Siz eğer beni böyle teslim alıyorsanız ben tüketmiyorum. Tüketmeyerek sizin sahibi olduğunuz
belirlediğiniz yönetim şekillerini, rejimleri yıkacağım. Tüketmeyerek sizin belirlediğiniz adamları yıkacağım. Tüketmeyerek sizin bana dayattığınız her sistemi yıkacağım. Ama bunun için tek bir koşul gerekli. Bir zamanlar bütün dünya işçileri birleşin diyorlardı ya, bugün de bütün dünyanın tüketicileri birleşin demek. Nasıl karşılık buldu peki bu? Çok iyi karşılık buldu. İki günde işte 70 bin küsur insan bu kampanyaya katıldı. Sonra tabii ki hemen yıpratma çalışmaları başladı. Bu öneriye özellikle tüketici dernekleri ve sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin sahip çıkmasını bekliyorum. Hepsi kulaklarının üstüne yattı. Ve uzun bir süre ben tek başıma işte bunun bu ne demek istediğimi anlatmaya çalıştım. Hala da anlatmaya çalışıyorum. Şimdi üzerinde çalıştığım bir kitap var bununla ilgili. Ama düşündüklerimin ve söylediklerimin boş olmadığını, kış aylarında Fransa'da karşımıza çıkan sarı yelekliler ya da sarı ceketliler eylemiyle gördük. Aslında o insanların talepleri, tüketmiyoruz taleplerinin birebir aynısı. Neredeyse birebir aynısı. Nedir tüketmiyoruzun talebi? Tüketmiyoruzun talebi şu. Beni kötü yönetiyorsan tüketmeyerek, yani örneğin Ekrem İmamoğlu gelir gelmez ne yaptı? Ulaşım fiyatlarını %35 dedi, öbürleri yüzde bilmem kaç çektiler. Çekilebiliyormuş, düşürdü. Biz daha önce buna, eğer biz bu arabalara binmiyoruz deseydik İstanbullular olarak, belki %50 düşecekti. Şimdi bize lütuf olarak verildi. O otobüsleri kullananlar, o metrobüsleri, vapurları kullananlar, ya bilmiyorum arkadaş, ben bu fiyatla senin vapuruna binmiyorum. Bilmiyorum. Ama bir kişi değil, milyonlarca kişi iki gün bilmiyorum eylemi yapsa, emin ol ki o fiyatlar belki de 10 küsur sene ödediğimiz o yüksek fiyatlar 10 küsur sene önce bugünkü düzeyine çekilecekti. Benzin fiyatları, içki fiyatları, %85 zam var. Ben buralardan, zam diyorum, vergi var her birinde. Ya dünyanın en pahalı benzinini bu ülkenin vatandaşı kullanıyor. Yakmıyorum, benzinini almıyorum, arabamı kullanmıyorum diyebilse şu ülkede 1 milyon kişi çıkıp da, 1 milyon kişi yani tamamı değil, 1 milyon araba kullanıcısı çıkıp da kontak anahtarını rafa koydum, benzin fiyatları düşene kadar araba kullanmıyorum dese düşecek. Peki bu ne olacak? Vergi politikalarını tamamen benim sırtıma yükleyen iktidarların vergi politikalarını değiştirmelerini gerektirecek. Yeni çözüm arayışına girecekler. Arayışına girmeyenlerin beni sadece benim paramla beni yönetmeyi marifet sayanların iktidarını da gerekirse bu tür örgütlenmelerle yıkacağız. Peki bu aynı zamanda yurttaşlık bilinci ve haklarımıza sahip çıkmanın karşılığı oluyor mu sizce? Tamam. Değiştirebileceği diğer politikalar ne? Siz ayrıca eski bir ekonomi yazarısınız. Böyle tepkiler, böyle eylemler nelere sebep olur? Her şeyi değiştirebilirsiniz. Bir olarak, birlik olarak, ortak ses vererek ve kendi içinde parazit yaratmayarak, taleplerinizi de net belirleyerek, son derece basit. Birisi kalktı, bu ülkenin vatandaşına, işte hakaret mi etti? O vatandaş tek kişi değil ki. Mesela bir üreticiye birisi ananda al git dedi. O ülkenin üreticileri o lafın kendilerine yapıldığını düşünerek, o adam orada şeydir, semboldür sadece. O hakaretin bedeli bütün bir kesimdir. Neden tepki göstermediler? Neden herkes duymazdan geldi, zavallı bir adam hala biz onu şey neden yapıyoruz? Gemisini yürüten kaptan. Yani bir şey olmaz, biz bir şey değiştiremeyiz. İşte kötü adam olmayalım. Değil ya, değiştirebilirsin. Ve hiç de kötü adam olmazsın.
İlla sokaklara çıkman da gerekmiyor. Fransa'dakiler sokağa çıktı. Çıkmak gerekmiyor. Sokağa falan çıkmak gerekmiyor. Sadece ve sadece cebinin fermuarını kapatacaksın. Bu kadar basit. Seni cezalandıranı, sana hakaret edene, senden haksız para alanı, seni kötü yönetene, kulüp yönetimleri başarısız mı buluyorsun arkadaş? Kulüp yönetimini başarısız buluyorsan formasını almayacaksın. Maçına gitmeyeceksin. O adamın o kulübe zarar verdiğini düşünüyorsan emin ol 3 maç yap bunu. İlla ülke yönetiminden bahsetmiyorum. Apartman yönetimi mi? Hayatın her alanından her bahsediyorsunuz. Tabii. Peki mümkün mü? Mümkün. Emin ol olacak. Vatandaşlık bilincisi diye bir kavramdan söz ettim. Bunu düzeltelim mi? İnsanlık bilinci. İnsanlar kendi hak ve sorumluluklarını, hani gazeteci hak ve sorumlulukları dedik ya, insan hak ve sorumluluklarını layıkıyla öğrendikleri zaman ve buna sahip çıktıkları zaman bu zaten bu sistem kendiliğinden olacak. Hiç kimse bir diğerini göre göre sömüremeyecek. Kusura bakma ama bir devlet sonuçta bir mal alıp satıyorsa tüccarlık yapıyordur. Bir mal alıyor. 50 liraya galonunu alıyor benzini. Sonuçta tüccar devlet burada. O alıyor 50 liraya. Bana 450 liraya satıyorsa bu fahiş kâra dur demek benim görevimdir. Bu kadar basit. Programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak ne eklemek istersiniz? Yine beni gaza getirdin. O kadar. Teşekkür Peki, ederim. Peki, çok teşekkür ederim. Her zamanki ederim. Gibi keyifli bir söyleşiydi. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sizinle ederim. Burada olmak, programda ağırlamak benim için çok büyük bir gururdu. Çok teşekkür ediyorum. Herkes sadece insan olduğunu bilsin. Kimsenin bizi hor görmeye, hakaret etmeye, itip kalkmaya, sömürmeye hakkı yok. Herkese son derece basit bir tavırla cevap verebiliriz. Bunun için kavga etmeye de gerek yok. İşte sana küfredene küfretmeye de gerek yok. Sadece onunla ilişkileri gözden geçirmektir önemli olan. Tüketmiyoruz anlamında söylüyorum. Hı hı. Bu kampanyada bunu önermektedir. Ve gerçekten dünya çapında eğer bu ideolojinin altı doldurulursa, bu görüşün altı doldurulursa, insanlığın geleceğini belirleyen bir ideolojiye dönüşebilme ihtimali görüyorum ve heyecanlanıyorum. Peki. Bana da bunu bir kere daha anlatma imkanı verdiğin için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Efendim programımızın sonuna geldik. Mustafa Mutlu'ya tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli konulara değindik diye düşünüyorum kendi açımdan. Kendisiyle konuşmak, sohbet etmek çok kıymetliydi. Zanka TV'yi takip etmeye devam edin. Sizin için güzel ve önemli içerikler hazırlamaya devam ediyoruz. YouTube kanalına abone olun. Sosyal medya hesaplarından da takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.